Şu şeyden sonra bitiririm. Bir dinamik yapıyı da anlatacağım. İşte eğitimi almak böyle bir şey. Şimdi burada Zeml yöntemini anlattım. Zeml yöntemi biraz zordur. Yani karmaşıktır. Çok da tercih edilmeyebilir. Bilmiyorum. Işık hızıyla kodlarımı yazayım. Bakın. Karşılıklarını da yazdım burada. Zeml karşılığı bir grid oluşturmak. Bunu C# tarafında bununla oluşturuyorum. Grid sınıfı root grid adında. Show grid line yöntemi amacı şu, birazdan gösteririm onu da. Sadece grid'in ana çerçevelerini gösteriyor size görebilmen için. Bu uygulama tarafında kullanılan bir şey değildir. Sadece tasarlarken test amaçlı görüntülemek için çizgileri. Margin thickness'dır. Double olarak değer alıyor ya. Bunu 10 olarak verdiğimde sol, üst, sağ, alt hepsine 10'ar piksellik bir efendim. Yani kenarlardan uzaklığı. Bunun değeri thickness'tır. Thickness olarak alır. Sonra grid'in sütunlarını oluşturuyorum. Bunun .NET'lik karşılığı da bu. İşte column definitions, edge içerisinde yeni bir kolon. Şunlar oluşuyor. New ile. Bunların width değerlerini veriyorum. Bakın 100. Yıldız vermek istiyorsam da grid length işte unit type star olarak veriliyor. Daha sonra satırlar oluşturuluyor. Bu şekilde. Text block için şunu bununla oluşturuyorum. Create text block diye bir metot var. Buna gidelim. F12. Dışarıdan tekstine yükseklik thickness, margin ve içerisinde bulunacağı grid'in hangi satırla sütununda olması gerektiğini veriyorum. İçeride de text box sınıfı ve new text block diyerek şu şekilde değerlerini verip grid'in set column işte bu nesneyi şu koluma ekle diyorum. Yani nesne bu. Eklenmesi gereken sütun örneğin grid'in ikinci sütunu ve satırlarını. Geriye de bunu döndür. Buradan text block dönecek. Bunları böyle oluşturuyorum var içerisine. Sonra da bunları ekliyorum grid'e. Böyle hepsini oluşturduktan sonra şurası da şeydir. Doğum tarihinin işlemleri, label'ı. Burada da bir date picker var. Bunun da bilgileri aynı şekilde. Bunu metot yerine burada yaptım. Bir tane olacak çünkü. Sonra butonu şurada oluşturuyorum. Bakın. Horizontal alignment, vertical margin, width, height, content. Grid'i ekle ve ana grid'in children'ı olarak bu nesneyi ekle. En sonunda da root grid'i ben burada tasarladım. Dynamic grid'i. Benim şuradaki layout grid'ime ekle diyorum. Layout grid, children, edge, root grid. Bunu böyle. Dinamik ihtiyacın olursa kullanabileceğin yöntem. Bazen XAML değil de sen işte belirli olmayan text box kullanman gerekiyor. O kadar sayıda oluşturman lazım. O zaman bu yöntemleri kullanman gerekiyor. Bu tamamen dinamik oluşturulum. Bir tane de veri tabanı uygulaması göstereyim. Adonet görecek benim öğrencilere de bir örnek olur. Sonra bitirelim. Tabi bunun style'ı var. İşte MVVM gibi modelleri var. Onları da hazırladım ama başka zaman ikinci olarak biraz daha hatta benim öğrenciler de işte Adonet gördükten sonra uygulama tabanlı bir şeyler yaparız. Genel olarak tüm öğrencilere. Şurada
Bakın. Burada bir linku var. Adonet özelliklerinden birisi diyebilirim. Bir tane sınıf oluşturdum. Öncelikle linku'yu anlatayım temel olarak. Linku bizim veri tabanıyla işlem yapabilmemizi sağlayan bir model katmanı. Yani veri tabanı objelerini .NET sınıflarına dönüştürüp bir veri tabanı işlemi yapmamızı sağlayan, veri ekleme, güncelleme, silme gibi şeyleri yapmamızı sağlayan bir yapı. Linku oluşturdum. Biz Adonet'te falan göreceğiz bunları. O yüzden çok takılmayın. Burada bir model var. Bu veri tabanındaki kullanıcılar tablosunun birebir modeli. Bunlar property olarak geliyor. Ben bunu kullanarak DB Queries sınıfında kullanıcıları getir ve kullanıcı ekle adında iki metot yaptım. Bunlar list olarak kullanıcılar sınıfı dönüyor. Bu getiren şey. İçeride şunu yapıyorum. Bu Linko'nun data konteksini oluşturuyorum. Veri tabanı bağlantısı gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde bir select Linko sorgusu bu. SQL'deki select sorgusu ile eşdeğer. Onun benzeri. Sonra bunu liste olarak geri dönder diyorum. Ekle kısmında da dışarıdan 3 bilgi ver. Bunları kullanıcılar sınıfının propertylerine ata ve veri tabanını eklemek için insert on submit deyip bu sınıfı ekle. En sonunda da submit change diyerek buradaki tüm işlemleri veri tabanına işle. Takılmayın buna. Kullanıcı ekle içerisinde btn ekle. Şöyle. Kullanıcı ekle tasarımı şöyle. XAML'ı da bu. Yani sizin de şu anki bilgilerinize yapabileceğiniz şeyler. Bunun arka planında şu kadar kod var. DB Queries, static condition kullanıcı ekleyi çağırıyorum. Textbox'lardan bilgi alıp gönderiyorum. Filan. Liste kısmında da bir tane data grid var. Veri tabanından ya da herhangi bir veri kaynağından veriyi alıp göstermek için. Bunun item sorusuna veri tabanından gelen kullanıcıları ekliyorum. Şöyle kullanıcılar dediğimde şu form açılır. Kullanıcı eklediğince eklendi. Tekrar kullanıcılar. Bu şekilde. Veri tabanına kaydetti şu an. Tamam. Bu kadar. Bundan sonraki VPF tüzüğünde artık data uygulamaları falan yaparız. Ama sizden isteğim bunun üzerine bir şey katarak gelin. Baştan anlatmayalım her şeyi. Burada yazdığımız kodlar evet. Face'ten burada tanıdığın var mı? Tamam arkadaş var zaten. Burada yazdığımız kodları veririm.